Merhaba arkadaşlar. Modern atom teorisinde elektron dizilimlerinin 8. videosundayız. Bu videoda sizlerle izoelektronik taneciklerden bahsediyor olacağız. Dolayısıyla bu kavramı öğreneceksiniz. Önce bir izoelektronik tanecik nedir? Bunu bir tanımlayalım. Sonrasında da örnekler üzerinden uygulamalarını yapalım. İzoelektronik tanecikler arkadaşlar elektron sayısı ve Elektron dizilişi aynı olan taneciklerdir. Yani sadece elektron sayılarının aynı olması yetmiyor. Elektronların dizilişi, orbitallere yerleşişi de aynı olmak zorunda. Gelin örnekler üzerinden bakalım, daha anlaşılır olacak şimdi. Diyor ki örneğimiz aşağıda verilen taneciklerden hangilerinin izoelektronik olduğunu belirleyiniz. Şimdi alüminyum 13 artı 3, flor 9 eksi 1 var. Evet her ikisinin de 10 tane elektronu var. İlk koşulumuzu sağlar bu. Ama dizilim aynı mı? Ona bakmamız lazım. Alüminyum 13, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1'di. Şimdi bu artı 3 yüklü olduğuna göre 3 elektronu en yüksek enerji seviyesinden verecek. Şunları da verdi. Elektron dizilimi bu. Gelelim flora. Flor 9 1s2 2s2 2p5 ancak bir tane elektron aldığında bu elektron nereye yerleşecek arkadaşlar? Şuraya yerleşecek. 2p6 oldu. Bakınız hem elektron sayıları hem de dizilimleri aynı olduğu için evet bu iki tanecik birbirinin izoelektroniği oldu. Nin izoelektronidir. Peki bir alta geldik. Magnezyum artı iki, sodyum artı bir. Şimdi 10 elektronu var. 10 elektronu var. Ne tatlı elektron sayıları eşit. Peki dizilim aynı mı diye bakalım. Magnezyumun temel hali 1s2, 2s2, 2p6, 3s2'dir. Şuradaki artı 2 yüklü olduğu zaman en yüksek enerji seviyesinde yani şu elektronlarını verdi ve elektron dizilimi 2p6 ile sonlandı. Sodyum 11 temel hali nötrali şöyleydi. Ne yaptı? Artı 1 yüklü bir elektron verecek. Demek ki onu şuradan verecek. Evet baktığımda hem elektron sayıları hem dizilimleri aynı oldu. Demek ki bu iki tanecik de yine birbirinin izoelektroniği oldu. C'ye geldik. Kalsiyum 20 ve titanyum 22 artı 2. Şimdi 20 elektronu var. Bunun da 20 elektronu var. Yani ilk koşulumuz elektron sayıları aynı. Şimdi dizilimlerine bakalım. Kalsiyum 20'yi dizecek olursam 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 20 bu. Titanyuma baktığımızda yine önce bir nötralini çizeyim yazayım. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2. Demiştik ki elektronlar en yüksek enerji seviyesinden verilir. Yani bu artı +2 yüklü olduğu zaman Elektronlar 4s'ten verilecek. Yani titanyum artı 2'nin elektron dizilimi şöyle. Baktığımda evet elektron sayıları aynı. Ama dizilimleri aynı mı arkadaşlar? Hayır değil. O zaman bu ikisi elektron sayıları aynı olsa bile birbirinin izoelektroniği değildir. Değil. 21 değil yazdım. 30 bu e, aralan veriyordu elektronu bu aralıkta bulunan atomlar bir önceki videoda söylemiştik. Lütfen dikkat ediniz. Bakalım yine 21 elektron var. 21 elektron var. Ne tatlı. Dizilim aynı olacak mı? Hemen onu inceleyelim. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1 skandiyumun nötraldeki elektron dizilimi. Zaten nötraldi. Krom'a geldiğimizde şimdi bir nötralini dizeceğim ki tekrar söyleyeyim 24-29'un özel durumu vardı. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1 ve 3d5 diye yazıyorduk. Bu temel hali. Şimdi 3 elektron verecek. Nereden verecek arkadaşlar? Önce şuradaki A fazladan mı yazdım yok. Önce şuradaki bir elektronu verecek. Hatta ben onu sileyim. Bir gitti. Sonra iki tane daha verecek. Onu da nereden verecek? Şuradan verecek. Dolayısıyla bakınız dizilimler aynı olmadı. O nedenle elektron sayıları aynı olsa bile bu iki taneciğin birbirinin izoelektroni olmadığını söylüyoruz. E, i̇zoelektronik olması için hem elektron sayılarının hem de elektron dizilimlerinin aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Bu videoda izoelektronik taneciklerden bahsettik. Bundan sonraki videolarımızda grup ve periyot bulmadan bahsedeceğiz arkadaşlar. Görüşmek üzere.